Merhabalar. Sipariş barkodu ile sevkiyat ve mal kabul işlemi nasıl sağlanılır? Bunun için öncelikli olarak bir siparişimizin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Sipariş listesine baktığımızda sipariş barkodu aktarımını yapabilmemiz için fiş numaralarına dikkat etmemiz gerekmektedir. İlk sıradaki bir siparişin sevkiyat işlemini sağlayabilmek için yeni bir sekme açıp burada fatura ve irsaliye listesine gelinir. Yapacağımız sevkiyat işleminde boş bir satış irsaliyesi veya mal kabul işlemi yapacak isek alım irsaliyesinin açılmış olması gerekmektedir. Yapacağımız örnekte alınan bir sipariş olduğu için sevkiyat işlemi yani perakende satış veya toptan satış işlemini seçmemiz gerekmektedir. Açmış olduğumuz irsaliye bilgisinde siparişe bağlı sevkiyat yapabilmek için F12 butonunda bulunan sipariş barkodu ile aktar seçeneğine tıklayıp karşımıza gelecek olan sipariş fiş numarasından fiş numarasını girmemiz gerekmektedir. Elimizdeki örnekte fiş numarası 4022 olan siparişimizin numarasını girerek tamam dediğimizde siparişe bağlı stok kalemlerimiz ve ona bağlı olarak cari bilgimiz karşımıza gelecektir. Ve sonrasında imlecimiz otomatik olarak barkod alanına atılacaktır. Barkod alanında klasik barkod okuyucular ile yapacağımız barkod okuma işlemi ile siparişe bağlı bir şekilde miktar alanlarındaki miktar alanlarının artmış olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu şekilde hangi ürünlerimiz sevk edilecek ise barkod okutarak bu şekilde siparişlerimizin hızlı bir şekilde gönderimini sağlayabiliriz. Sevkiyatlarımızda siparişlerimizdeki miktarın fazlasını göndermemek için ise diyalogosuna tıklayarak arama alanına yazacağımız sistem par ile sistem parametrelerine gelip burada arama alanına sevk yazdığımızda stok hizmet altında bulunan sipariş sevk miktar kontrolü ile sağlayabilmekteyiz. Eğer siparişimizden fazlasını göndermek istemiyorsak burada işleme uyarı ver veya işlemi durdur olarak parametremizi ayarlayabilmekteyiz. Tekrardan irsaliyemize geri geldiğimizde ve işlemimizi kaydettiğimizde barkod okutmadığımız satırları silerek devam etmek için evet'e basıp sevk irsaliyemizi oluştururuz. Kalan siparişlerin kontrolünü sağlamak için ise arama alanı veya diyalogosuna tıklayarak yazacağımız alınan sipariş ile alınan sipariş karşılama raporunu çalıştırıp burada kabul edilen siparişler, reddedilen, sevk edilmiş gibi bulunan parametrelerimizden ilgili parametrelerimizi işaretleyip ekrana raporu aldığımızda o gün içerisinde almış olduğumuz siparişlerden ne kadarını sevk ettiğimizi ve ne kadar daha kalan miktarımızın olduğunu da görebilmekteyiz.